Abdülhamit'ten intikamını almak ister misin? Babanı Abdülhamit öldürttü. Bir bas bakalım üstüne. Rahat mı? Rahat. Maşallah. Zamanla alışacaksın evladım. Hünkârım, beni ne zaman gördün de bunu bana yaptın? Kuru Çeşme'nin bahçesinde annenizle dolaşırken hünkârımız gördü. Sonra biz de sorduk soruşturduk sizi. Bugünleri de gördüm ya. Evladım yürüyor ya. Size minnettarız. Biz Hristiyanız lakin sizin tebaanızız. Osmanlı'nın yüzyıllarca tebaasını adaletle muamele ettiğini bilirdik. Ama şimdilerde gazetelerde okuduklarımız, bağışlayın. Ne yazarmış gazeteler? Size katil diyorlardı. Şimdi siz benim evladıma kendi ellerinize bir bacak yaptınız. Siz bir sakat çocuğun bile huzurunu düşünüp ona yardım etmeye gayret eden, gönlü kocaman, yüreği devlet hudutlarını dahi aşmış bir şahsiyetmişsiniz. Size katil diyenler utansın. Şimdi inanırım ki size iftira atılır. Bunu herkese anlatacağım hünkârım. Biz saltanatımız süresince kimsenin canına ilişmemişiz. Hünkârım, senin niye üstüne katillik suçu atarlar, iftira atarlar? Evladım, zalimler bilirler ki mazlumların hakkı için harp edecek biri var karşılarında. Her hamlelerinde gücü yetene kadar mazlumlar için kendini siper edecek bir Osmanlı var. Büyük bir millet var. Bu adam benim babamın canına kıymaz. Bu adam bir mazlumun canına kıymaz. Gönlümün nuru, yüreğimin süruru, melek suretli anam benim. Eğer biz seni vefat ettirip onların arasından alıp götürsek bile mutlaka onlardan intikam alırız. Ayetine yemin olsun ki intikam bana haktır.
Sara Hanım, Sara Hanım, gözlerinizi açınız ve bizi bahtiyar ediniz. Sara Hanım, rica ederim Sara Hanım. Telaş etmeyin, iyiyim, iyi. Çok şükür. Sara Hanım, iki gün boyunca Abdülhamit'e maruz kaldınız. Tabii bu felaketin bir tesiri olacaktır. Fırtına benim feleğime işlemez. Yani siz bir müddet daha Abdülhamit'le kalsaydınız... ...gelmişinizde, geçmişinizde ziyan olurdunuz, orası da ayrı. Hakkım var paşam. Ben Kızıl Sultan'la müşerref oldum. Kökümden sallanıyorum zannettim. Bir üflese ölecektim sanki. Neyse, beyhude lakırdığı bırakalım. Sara Hanım'ı... ...canımı dişime takarak, hayatımı hiçe sayarak nasıl kurtardım... ...ondan bahsedelim. Ama... ...kuru kuruya müteşekkir olduğunuzu söylemeye kalkışacaksanız... ...bundan büyük elem duyarım, peşinen söyleyeyim. Beni kurtarmak için katlandığınız zahmetlerin sebebini... ...ziyadesiyle tahmin edebiliyorum. Rica ederim Sara Hanım. Benim size duyduğum derin muhabbetten gayrı... ...size karşı ne menfaatim olabilir? İrem da buna şahittir. Tabii tabii, elbette. Mahmut Paşa da ben de çok sevgi dolu insanlarız biz. Bizim öyle menfaatle falan işimiz olmaz. Sizi kurtararak Paruş Efendi'nin bir nebze olsun dikkatini çekebilir miyiz diye de düşündük. Hepsi o kadar. İkiniz de iyi iş yaptınız. Bunun karşılıksız kalmayacağından şüphe etmeyiniz. Sağolunuz. Parvus bunu ziyadesiyle takdir edecektir. Hala. Herkes dışarı çıksın. Siz de çıkın. Ve beni salonda bekleyin. Rahatsız olma kızım. Allah sıhhatini artırsın. Sağ olun valide sultanım. Bak kızım. Vaziyetinden haberdar. Bıçaklı bir hücuma maruz kalmışsınız. Size saldıran kimdir? Sultanım, ne vakittir bu haldeyim bilmiyorum. Henüz uyandım. İşittim ki Seniha Sultan beni gelin etmiş. Bu halde bana hücum edeni nasıl diyeyim? Söyle kızım, korkmana sebep yok. Ben Valide Sultanım. Hilafet incisinin sedefiyim. Benim himaye ettiğimi bir kul zarar veremez. Hadi. Hadi kızım, anlat. Sultanım, ben o gece haremde bir şeyler yiyordum. Mahmut Paşa geldi. Kendisini tanıdığımı anlayınca bana hücum etti. Sonra da vaziyetim budur sultanım. Demek senin vaziyetinin müsebbibi Mahmut Paşa'dır. Seniha Sultan seni kendisine gelin eylemek istemiş. Ki zevcinin ismini vermeyesin diye. Bidar Sultan da himayesine almış ki... ...uyandığında kimin ismini isterse onu veresin diye. Bak kızım, bu söylediklerini benden başka hiç kimse işitmeyecek. Sultanım, vaziyetim ne olacaktır benim? Sen korktuğundan emin olduğun yerde olacaksın. Mahmut Paşa'nın hanesinde. Sultanım, ne yaparım ben orada? Canımın emniyeti ne olur? Kızım merak etme, en emniyetli yer orası. Senin canına bir şey olursa müsebbibi bellidir. Seniha Sultan da, Mahmut Paşa da... ...sana canları gibi bakmaya mecburdurlar. Kızım... ...ben seni himayeme aldım.
Bu vakitten sonra da senin mesuliyetini alanlar sana zarar veremez. Lakin her kim ki vaziyetinin failini sorarsa derhal bana ileteceksin. Otuz yıl evvel sırladık paşa. Lakin ektiğimiz nabit olmadı. Bitmedi topraktan. Hünkârım, Sarahide'yi teslim etmemiş olsaydık öğrenebilirdik. Gene öğreniriz paşa. Merak buyurma. Hünkârım. Ömer kardeşimizden bir havadis gelmiş. Gelsin. Vaziyet nedir? Hünkârım. Emir olduğu üzere Ömer Efendi tek başına takasa gitti. Biz bir vakit bekledik. Lakin gelen olmadı. Sonra biz de peşinden gittik. Ömer Efendi Sara Hanım'ı vermiş. Lakin Hirem Alçağı Ömer'in validesini öldürmüş hünkârım. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hünkârım. Ömer Efendi'nin validesinin alnına bir hat çizilmişti. Ömer Efendi'nin etrafında olun. Hünkârım. Ömer evladımızı çağırıp bir konuşsak, delikanlıdır, yanlış bir iş yapmaz. Paşa, Ömer artık kurulmuş bir ok gibidir. Önüne geçemeyiz. İnşallah biz zindanla buluşmayız. Af buyurun hünkârım. O artık kendini intikam yayına teslim etmiştir. Yay gerilmiştir paşa. Ok fırlayacak. Biz yayı kessek, ok zayi olur. Ok fırlayacak. Baba. Ağacımı zalimin zulmünden kurtaramadım. Anamı sana sağ salim getiremedim. Kesmem lazım. Su kaynayacak. Bu cihanın kirinden, tozundan temizleyeceğiz Asiye'mi. Sultanım, izin verirseniz ben vaziyet hakkında size malumat vereyim. Lüzum yok Bihter kadın. Vaziyete hakimim. Kızımız acaba
kendisine hücum edenin kim olduğunu söyledi mi sultanım? Hayır. Bu aralar harem çok karanlıkmış. Kim olduğunu görmemiş kızımız. Bir vakittir haremden menfi haberler almaktayım. Haremden bir kızın peşine düşülmüş, siyasete dahil olunmaya başlanmış. Hünkârımızı doğuran ben değilim. Lakin onu canımdan olandan ayırmadım. O da beni kanından olandan ayırmadı. Allah bin kere razı olsun. Amin. Amin. Oğlum tahta cülus ettiği vakit bana da valide sultanlık nasip oldu. Bu hayırlı vakka şerre dönmesin diye oğluma bir söz verdim. Oğlum benden siyasete müdahil olmamamı istedi. Ben de aslanıma verdiğim sözü o vakitten beri tuttum. Lakin işitmekteyim ki bana Sedefi Dürü hilafete yasak olan siyaset bahçesine herkes girer çıkar olmuş. Validem, ben abimi bu hususlarda müşkil vaziyete düşürmek istemezdim. Lakin Bidar kadının biraderi Mehmet Paşa nicedir meydanda yoktur. Üzerindeki şüphe hırkasıyla beraber firaridir. Affedersiniz validem. Kızım, siz biraderiniz Mehmet Paşa'yı huzuru şahaneye çıkarmadıkça sırtınızdaki bu yük hafiflemez. Hünkârımızın adalet tezazisi şaşmaz. Bir an evvel biraderinizi hesap divanına çıkartınız. Emredersiniz sultanım. Siz nasıl uygun görürseniz. Siz de madem ki kızı kendinize gelin etmek istersiniz, makbule kızımızı hareminize götürebilirsiniz. Lakin bilmelisiniz ki makbule kızımız benim himayem altındadır. Artık benim kızımdır. Onun düğününü yapmak da ahdim olsun. Allah ömrümüze bin bereket versin sultanım. Siz kalın kızım. Sultanım, müteşekkirim geldiğiniz için. Beni bu meseleden haberdar ettiğiniz münasip oldu. Bebeğiniz nasıl? Sıhhatiniz iyidir inşallah. Şükürler olsun sultanım. İkimizin de sıhhati yerindedir. Âlâ. Allah evladınızı, hünkârımızı ve sana bağışlasın. Amin sultanım. Parvus'la görüştüm. Merakımızı defediniz Sara Hanım. İngiliz sömürge nazırlığının müsteşarı payitahta geliyormuş. İngiliz sömürge müsteşarı nazırının bu vakitsiz sebebi ziyaretinin nedeni nedir acaba? Nihai karar alınmış. Osmanlı bundan böyle İngiliz sömürgesi olacak. Bu tarihten sonra Osmanlı'nın asıl çöküşünü izleyeceğiz paşam. Buna sevineceğimi zannetmiyorsunuz değil mi? Ama Parvus'la da sizin için pazarlık yaptım. Sizin için ondan aldığım ödül çok büyük. Neymiş? Müsteşarın payitahtta yapacağı toplantıya bizzat davetlisiniz paşam. Bu toplantıya ben hangi sıfatla davetliyim? Osmanlı'nın yeni İngiliz valisi oluyorsunuz paşam.
Lakin siz kendinize kral diyebilirsiniz. Osmanlı'nın yeni kralı. Aa bakın, siz kral olunca oğlunuz Sabahattin de tabii olarak prens oluyor. Ben kral, oğlumsa bir prens. Arabacı! Hale bak. Biz Parvus'la işi bağlıyoruz. Sizin için silah, mühimmat ve bomba geliyor. Ama gemiden indiremiyoruz. Silah göndermek Bay Parvus'un işiydi. İşini ziyadesiyle yaptı. Gelen silahları kullanmak da benim vazifem. Ben de buna ölümüne hazırım. Lakin limandaki silahları almak da sizin vazifeniz Bay Ersul. Silah yoksa tetiği çekecek adam ne yapsın? Hiç merak etme. O silahları almak için limanı çökertmem gerekiyorsa çökerteceğim. Ve benim olanı alacağım. Siz benden haber bekleyin. Gir. Buyur Aslan. Neden bu kadar masumsun? O kadınla derdime derman olmadı şehzadem. Sara. Saraydan ayrılmış zaten. Mahzun olma lütfen. Şehzadem, benim tek arzum kardeşimi bulmak, onu görmek. Saraydan çıkmadan onu görmem mümkün değil. Ben de bunun için size geldim. Bana yardım edin şehzadem. Beni bu saraydan çıkarın. Kardeşimi bulayım. Lütfen. Seni mesut etmek için her şeyi yaparım Hasan. Ama şimdi gidiniz. Vakit epey geçtir. Ben yarın bir hal çaresini bulacağım. Size minnettarım şehzadem. Hacer Kalfa. Hadisenin faili Mahmut Paşa'ymış. Sultanım, ne yapmak icap eder? Hünkârımızı haberdar etmek gerekmez mi? Ben bu meseleyi münasip bir yolla halledeceğim. Aslanımın yüreği yumuşaktır. Fitne ateşini körüklememeliyiz. Lüzumsuz meselelerle hükümdarımızın zihnini meşgul etmeyelim. Sultanımız münasibini bilir. Seniha Sultan da Mahmut Paşa da bu sarayda ikballe felaketin kol kola gezdiğini unutmuşlar. Ama ben onları hatırlatacağım. Valide Sultanım, hünkârımız teşrif ettiler. Validem, hoş geldiniz. Hareminize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizi görmemek bizi müteessir ediyor. İsteriz ki her daim yanımızda olun. Aslanım, benim kendi hanemde rahatım yerindedir. Sarayın bu resmi hüviyeti bu yaştan sonra bana ağır geliyor. Sen zihnini benimle meşgul etme. Bir isteğiniz, bir arzunuz var mıdır validem? Diclelerin, Fıratların sahibi olan Cihan hükümdarının validesi olmak şerefi zaten bütün arzularımı tamam eder. Benim tek arzum senin sıhhatindir. Hamdolsun sıhhatimiz iyidir. Peki sizin benden istediğiniz bir şey var mı? Siz benim bütün arzularımı dindirensiniz. Bana öksüzlüğümü, annesizliğimi bir gün dahi olsa hissettirmediniz.
kendi evladınız bildiniz. Arzumuz Allah'ın huzurunda bir evlat olarak benden razı olmanız. Allah doğacak evladınızı size bağışlasın. Ah. Peki bir isim düşündünüz mü? Henüz karar vermedik validem. Siz en münasibini bilirsiniz zaten. Allah evladınızı dini İslam'a hadim eylesin. Ah. Silahlar geldi, gemide hazır bekliyorlar. Lakin onları gemiden indiremiyoruz. Olacak iş değil. Acilen bir hal çaresine bakmamız lazım. Sizin Parvus'tan bu silahları isteyişinizdeki maksat neydi? Sarayı kurtarmak için. Payitahtı yakma pahasına. Evet ama görüyorsunuz ki sarayı biz kurtardık. Hem de bin bir türlü meşakkatle. Senin derdin ne ki limandaki silahları duyunca barut gibi ateşlendin? İkimizin de borsada kaybı malum. Şu an silahlar geldi. Ermeniler hazırda bekliyorlar. Osmanlı Bankası'na baskın verip dünyaya seslerini duyurmak için. Biz neden arada kaybettiklerimizi kazanmayalım? Benim gördüğüm kadarıyla siz sadece Sara Hanım'ı kurtarmak için değil, aynı zamanda bir soygunu da tertip etmişsiniz. Hayal gücünüze hayran. Herzl timsah gibidir. Sadece eti için değil de kemiği için de avın üzerine atılır. Şakanın sırası değil. Telaşlanmanıza gerek yok Bay Herzl. Müşkülünüzü hallederiz. Bu harikulade olur paşam. Sizden başka bir ricam daha vardı. Şu bankanın kasa müdürünü ayarlayacaktınız. Hallederiz. Onu da hallederiz. Hünkârım, Rıza Paşa onu memur kıldığınız Balkan mıntıkası ile alakalı maruzatını arz eder. Balkanlardaki Müslümanlarla bağları ihya edecek tedbirler düşünür. Üsküp esnafının ticari hacmi düşmüş. Bu hususta Arap milletleriyle bir alaka tesis edilip ticaretin her iki mıntık arasında geliştirilmesini teklif ediyor. Paşa, Balkan milletiyle Arap milletinin yaşam tarzları birbirinden farklı. Bana kalırsa Balkan milletiyle Türkistan arasında bağları güçlendirmek lazım. Arap kardeşlerimizle de Hintli Müslümanlar arasında. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, İngiliz müstemleke nezaretinin müsteşar payitahta gelmiş. Bu adam köpek tiynetlidir paşa. Kovalarsan kaçar, kaçarsan kovalar. Kovalayacağız ki kaçsınlar. Kovalayalım mı hünkâr? İti itle kovalayacağız paşa. Hele şu esir alınan İngiliz ajanı bir gelsin de. Bu müsteşar onun için gelmiştir zaten. Kemalettinler ne zaman gelecek? Yakında vasıl olurlar hünkâr. Hala. Sebahattin, bir şu aynaya bak. Bir de bana bak. Tek kelimeyle söyle, ne görüyorsun? Sevimli bir baba. Osmanlı'nın en hür ve en kudretli paşasını görüyorum pederim. İşte.
İşte Osmanlı'nın en hür ve en kudretli paşası artık kabına sığmıyor. Pek yakında hudutları geçeceğim ve kral olacağım. Ne diyorsun pederim? Ne kralı? Evladım. Osmanlı artık Avrupa'nın kanatları altında ilerlemek zorundadır. Osmanlı Devleti'nin başka bir istikbali yoktur. Sen ne diyorsun pederim? Biz hürriyet için yola çıkmadık mı? Sen şimdi kalkmış kral olmaktan, Osmanlı'yı da sömürge etmekten bahsediyorsun. Sebahattin, Avrupa sömürge sayesinde ayakları üzerinde durur. Bir eliyle dünyanın zenginliklerini alır, diğer eliyle de hürriyet ve medeniyet sunar. Ticaret bu. Canın et çekiyorsa kasapla iş tutmak zorundasındır. Lakin ben durumumuzu anlamakta aciz kalıyorum. Neyiz biz? Kasap mı? Koyun mu? Gel. İyice bir bak. Sakın kıpırdama. Sebahattin. Ben sana baktığım zaman avam birini görmüyorum. Ben sana baktığım zaman bir köylü de görmüyorum. Ben sana baktığım zaman bulgur soğan kokan birini de görmüyorum. Ben yalnızca bir hürriyet aşığıyım. Doğru. Ben sana baktığım zaman Avrupa aşkıyla yanan bir genç görüyorum. Ben sana baktığım zaman romantik bir asilzade görüyorum. Ve ben sana baktığım zaman Sebahattin, hürriyet aşkıyla yanan birini görüyorum. Ve ben sana baktığım zaman Sebahattin, göz kamaştıran bir prens görüyorum. Prens. Hürriyet aşığı bir prens. Hürriyet aşığı bir prens. Hadi şimdi biraz ticaret konuşalım, gel. Geç. Söyle paşa. Hünkârım, size mahcup olup sıkılmaktan sıkıldım lakin. Lakin? Evladınız Abdülkadir Efendi. Sara Hanım'ı saraydan göndermezden önce Ahsen Hanım'la görüştürmüş. Saffet Efendi! Hünkâr. Şehzademiz Abdülkadir Efendi'yi huzura davet ediniz. Emredersiniz hünkâr. Gümrükte yüklü miktarda kumaş rehin kalmış. Bir Frank tüccar getirmiş. Alıcıyla anlaşmazlığa düşünce de kumaşlar orada kalmış. Çok ucuza kapatabiliriz. Hala istişareye bile gerek yok. Hemen alalım. Doğru. Hemen almak gerekir. Lakin ben istiyorum ki Şehzademiz Abdülkadir de bu işe ortak olsun. 3-5 kuruş o da kazansın. Ne de olsa dayı oğlun. Prensinle oynama kralım. İşin mahiyetini dök bakalım. Sebahattin, hakikaten benim oğlumsun. Pekala. İşin mahiyeti şu. Kumaşların altında silah var. Lakin? Silahları gümrükten geçirebilmek için şehzade gibi bir ortağa ihtiyaç var. Doğru. Ben diyorum ki Şehzade Abdülkadir'in nüfuzunu kullanarak silahları gümrükten geçirelim. Abdülkadir de bu işten birazcık kâr etsin. Silahları alınca da
hürriyet sevdalısı anarşistlere verelim. Onlar payitahtta kargaşa çıkarsın, biz de sultanı kızıla boyayalım. Âlâ. Bana yine saray yolu gözüktü. Selametle gidiniz prens. Vahşistine kralım. Ah. Maşallah. Bu çocuk gerçek bir prens. Gel. Şehzadem, söz vermiştiniz. Kardeşimi bulmam için bana yardım edecektiniz. Elbette edeceğim. Lakin seni kapıdan çıkaramam. Nasıl çıkacağım peki? Tünelden çıkman lazım. Kalfa kızın bıçaklanma hadisesinden sonra tünellere gizli bir geçit yaptırdım. Gel. Yol Safet. Şehzade. Hünkârımız sizi huzur-u şahanelerinde bekliyor. Çıkabilirsin Safet. Şehzade. Hünkârımız çok öfkeliydi. Ne yaptınız da böyle hünkârımızın hiddetini üzerinize celbettiniz? Safet. Af buyurun Şehzade. Beni burada bekleyin. Mümkün olduğunca çabuk geleceğim. Melike zavallı. O pis sarayda Kızıl Sultan'ın insanın yüreğini ağzına getiren zalim nazarları altında eriyip gidiyor. Bütün hissiyat ve fikriyatımla dumura uğradım Sara. Melike sarayda esir. Nasıl olur? Alakayı kuramıyorum. İyice alıklaştın Samir. Abdülhamit babanı öldürttü. Seni ve kız kardeşini bu zamana kadar sağ koyması bile mucize. Bu hususta alakayı kurabiliyorum. Melike ve benim babamızı öldüren sultanın hışmına uğramamız kaçınılmaz. Lakin senin de aynı zamanda saraya esir düşmen akıl alır cinsten değil. Kızıl Sultan barbarın biri. Garptan şarka göç eden kuşları bile takibe aldıran ceberut bir zorba. Hakkım var. İngiliz vatandaşı olman seni tutuklaması için yeter de artar ona. Bu kan emici zalime mürekkep, kalem, kelam işlemiyor. Umudum kuruyor her geçen gün Sara. Kızıl Sultan babanı öldürdü. Haysiyetini de alacak senden. Haysiyetimi mi? Bütün bu ölümlere, kasıp kavurmaya karşı sadece masa başında oturup yazı yazarsan haysiyetini de koruyamazsın. Başka ne yapabilirim ki? Lüzum ederse bileğini kullanacaksın. Çünkü yüreğinde haysiyeti kalmayanın edeceği kelamın da haysiyeti olamaz. Sara, bu ne böyle? Ne oldu? Otur şöyle. Telaş etme. Burnun kanıyor. Nasıl telaş etme? Hoyrat, vahşi, azgın bir kurt senin ve Melike'nin üzerine geliyor. Benim burnumdan akan iki damla kanın lafı mı olur? (Gülüyor)
Gel. Dedem Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri ufak bir çocukken, daha adı Mehmet iken bir haşarılık yapmış. Babası Sultan Murat Han bunu görünce bu çocuktan adam olmaz diye vermiş. Akşemseddin Hazretleri bunu duyunca ellerini açıp peder ne der, kader ne der deyivermiş. Kader haklı çıkmış. Akşemseddin Hazretleri haklı çıkmış. Kader dedemin yollarına su sermiş. O çocuk büyümüş. Fatih oluvermiş. Keşke ben de bu çocuktan adam olmaz deyiverseydim de kader beni yanıltsaydı. Efendimiz, sizi üzdüğüm için mahcubum. Mesele beni üzmeniz değil. Sarayla Ahsen'i nasıl görüştürürsünüz? Bunun nelere sebep olabileceğini bilmez misiniz? Hünkârım, işin mahiyetini bilmiyordum. Mahiyetini bilmiyormuş. Kız mazisini hatırlamıyor. Bizim tutsak ettiğimiz birisinin ona mazisini hatırlatması nelere sebep olabilir? Düşünmez misiniz? Her şeyi yıkıyorsun. Niçin yaptınız bunu? Hünkârım. Neden yaptınız bunu? Hünkârım. Ahsen babasını sizin öldürdüğünüzü düşünüyordu. Sen mi söyledin? Hayır. Lakin hatırlamış sanırım. Ama ben sizin böyle bir şey yapmayacağınızı söyledim. Sizin masum bir cana kastetmeyeceğinizi söyledim. Belki sarayla konuşursa hakikatin farkına varır dedim. Hünkâr, sarayda her yer arandı. Lakin Ahsen kızımız hiçbir yerde yok. Nerede olduğunu biliyor musun? Ben sizin yaşınızdayken şehzadem, böyle lüzumsuz şeylerle uğraşmazdım. Ticaretle iştigal ederdim. At binerdim, silah atardım. Dünya siyasetini takip ederdim. Sense nelerle uğraşıyorsun? Onu da beceremiyorsun. Bizi Vatikan'daki hafiyemize götürecek sır kayıp. Kahvede enfes olmuş mübarek.
İnsanı muhabbete davet ediyor. Sebebi ziyaretiniz neydi paşam? Sizinle hasbihal etmek zevki her şeye evladır paşam. Lakin bu Osmanlı Bankası müdürünün zamansız vefatı da beni derinden sarstı. Takdir-i ilahi paşam. Ecelin bahanesi var, manisi yok. Öyle öyle. Acımız büyük. Ama tabii devlette devamlılık esastır. Ne yaptınız paşam? Vefat eden müdürün yerine münasip bir müdür tayin edebildiniz mi? Makbul, meziyetli, dirayetli birkaç şahıs var düşündü. Lakin son kararı hünkâr verir. Olur iş değil. Canım şimdi her şeyi de hünkârımıza havale edemeyiz ki. Devletin başı o Mahmut paşam. Baş yol gösterir, ayak düz gider. E siz de bu devletin sadrazamısınız. Bostan korkuluğu değilsiniz ya. Evelallah. Bizim de kendimize göre meziyetimiz, vazifelerimiz var. Lakin bunca yıllık devlet tecrübemle sabittir ki bir ambarın bile anahtarı tek değilse faresi pektir. Bırakınız evhamı fareyi. Bir müdür atayınız gitsin. Yani siz de koskoca sadrazamsınız. Bir bankaya bir müdür atanır. İki değil. Her işin bir ehli vardır. Hünkâr bu devletin başı ise bize de laf düşmez. Paşam. Hünkârımızın işi başından aşkın. Ona yardımcı olmayalım mı? Yükünü hafifletmeyelim mi? Banka müdürlüğü için size öyle ehil bir adayım olacak ki bana müteşekkir kalacaksınız. Bu zatın ismi Sarrafoğlu Hasan. Kendisi İngiltere ve Fransa'da tahsil görmüş, çok yetenekli bir zattır. Bu isim bana oldukça aşina. Tanırsınız, tanırsınız. Kendisi çok küçük bir parayla tefecilik işine girmiş. Kısa zamanda da büyük bir servet sahibi olmuş, yetenekli, ehil bir zattır. Ona bir miktar borcunuz var. Ödemekte de zorlanıyorsunuz. Biliyoruz paşam, biliyoruz, malumumuzdur. Lakin merak buyurmayınız. Bu işi kökten halledebiliriz. Bir tefeciyi bankaya müdür yapmak günah paşam. Lakin benim hissiyatımın fetvası öyle söylemiyor paşam. Öyle söylemiyor. Bu zatın iktisat ilmi fazlasıyla var. Bankaya faidesi büyük olacaktır. Üstelik sizin de borcunuzu silecek. Mümkün değil. Borcum borç. Bu daha büyük bir günah olur ki altından kalkamam. Lakin paşam, benim hissiyatımın fetvası öyle de söylemiyor. Sizin bu zata bir para ödemenize lüzum yok. Osmanlı'da yetim, hasta, fakir fukara çok. Siz bu parayı onlara verirsiniz. Böylece büyük de sevap edinmiş olursunuz. Siz bu vaziyeti bir düşününüz.
Şehzadem, peşimden gelmeyiniz. Sizi müşkül durumda bırakmayacağım. Sizin için geri geleceğim. Ahsen. Ahsen. El Fatiha. Vallahi, billahi, tallahi senin kısasını almadan mezarına gelmeyeceğim anam. Gel. Şehzadem. Nereden böyle? Artık gündüz vakti de tünelden girip çıkmaya başlamışsın. Aa, yoksa hünkârımız çıkışını tamamen yasakladı mı? Zevzeklerin lüzumu yok Sabahattin. Neden yasaklasın? Bir ses geldi, ona baktım. Aman şehzadem, kızmayın hemen. Sizi öyle gündüz vakti tünel kapısında görünce... Bu tünelin varlığından bir tek senin haberin var Sabahattin. Zamanında peder beyinle... Saray ekilerin oradaki gizli geçitten girmiştik. Onun bile haberi yok. Yani burası duyulursa senden bilirim. Şehzadem, ben hangi sırrımızı açık etmişim? Hı? Hayırdır? Sen niye geldin? Evvela şöyle bir oturalım. Ah. Sana şahane bir haberim var. Neymiş bu şahane haberin? Ticaret yapmaya karar verdim. Onun için buradayım. İlkin sen işit istedim. Nasıl bir ticaretmiş bu? Bir tüccar İstanbul'a yüklü miktarda kumaş getirmiş. Hem de Hint kumaşı. Lakin malları gemiden karaya çıkaracak parası kalmamış adamcağız. Gemi de akşam hareket edecek. Çok ucuza alıcı arıyor. Bir miktar kapora verdim. Tembihledim de kimseye haber vermeyecek. Ben satın alacağım. Çok güzel düşünmüşsün Sabahattin. Zannımca çok kârlı bir ticaret olur bu. Lakin... malların yarısını alabiliyorum. Yani param o kadar yetiyor. Eğer istersen, yani dilersen... ortak olabiliriz. Birlikte alabiliriz malları. Olur. Çok güzel olur. Bugün peder beyin hücumuna maruz kaldım. Aa, hayırdır? Ne oldu? Elimden hiçbir iş gelmezmiş. O bir şehzadeyken ticaretle uğraşırmış. Ava gidermiş, boş durmazmış yani. Böyle öğütler silsilesi işte. Merak etme sen. Bu kumaş ticaretinden çok kâr edeceğiz. Şehzadem, 1'e 10 kazanacağız. İşte, işte yeni bir ticaret erbabı doğuyor. O kadar kârlı bir iş olur mu Sabahattin? Söylediklerimin fazlası var, eksiği yok şehzadem. Dahasını da kazandırır. Peki. Ne kadarmış?
40.000 kuruşa malın diğer yarısını alabiliriz. Sabahattin, benim o kadar param yok. Ne yapalım? Lakin validemden isterim. Kırmaz beni. Âlâ. Hünkârım, evlatlarımız sağ salim döndü. Vazifelerinde bir hakkın yerine getirmişler. Maşallah. Bir insanın hayatını kurtaran bütün insanın hayatını kurtarmış gibidir. Kurtardığınız Yahudi canlarının mükafatını divan-ı ilahi kurulduğu zaman mutlaka alacaksınız. Hünkârım, sizin aklınız, ferasetiniz olmasaydı bizim ne o Yahudilerden haberimiz olurdu ne de onları kurtarma imkanımız. Hünkârım, hayatını kurtardığımız Yahudilerin arasında bir yaşlı adam vardı. Onun söylediklerini duyan vicdan sahibi herkes Osmanlı'nın hakkını teslim ederdi. Ne dedi? İngiliz muhabirler haber yapmak için gelmişlerdi. Tabii Yahudilerin ölmediğini görünce şaşırdılar. O yaşlı adam da onlara hayatlarında ilk kez ölmekten başka bir yol olduğunu gösteren biri olduğunu söyledi. Evladım, biz ayakta durdukça her milletten, her dinden mazlumun gözyaşlarını gözden gizli silmeye gayret edeceğiz. Lakin zalimden hesap sormaktan da geri durmayacağız. İnşallah. Bize bir hediye getirmişsiniz. Havadis doğrudur hünkârım. Bir İngiliz ajanını derdest ettik. Âlâ. Gidip hesap defterini bir açalım bakalım. Ey yalnızların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet merceği olan Allah'ım, sen sultanımızın yükünü hafiflet. Bir şey mi söyledin paşa? Yok hünkârım, yok. Seniham. Seniham. Yani şahane endamına garp aleminde bile rastlamak mümkün değildir. Seniham. Sen harikulade bir kraliçenin emsalsiz timsalisin. Garplılara benzetilince nefsi kabaran, şarklı biçarelerden değilim çok şükür. Öğrenemedin gitti Mahmut. Canım, ne kötülüğünü gördün de haz etmiyorsun. Medeniyetin, zarafetin diyarıdır garp alemi. Hiddetim onlara değil ki. Onlara benzemek için kendinden vazgeçen bizleredir. İnsan şahsiyetini, ahlakını, İzzet-i nefsini başkalarına benzeyerek muhafaza edemez Mahmut Paşa. Allah'a ısmarladık. Seniha Sultan, nereye gidiyorsun? Valide Sultan saraya teşrif etti. Gitmem lazım. Aa, Valide Sultan. Valide Sultan, kudretli kadın. Bence artık sarayda hesaplar değişecektir. Öyle oldu. Zira ayağının tozuyla Bidar Hatun'u bertaraf etti. Ve Makbule'yi gelin olarak bize bağışladı. Seniham. Seniham. Bence
Valide Sultan'ın lütfu değil de bütünüyle senin muvaffakiyetindir. Sen tuttuğunu kopartabilen bir kadınsın Seniha. Bu verdiğin havadis de pek güzel bir havadis. Mahmut, ben saraya gidiyorum da çok merak ediyorum. Acaba sen hangi beyhude işle iştigal edeceksin? Çok teessüf ederim Seniha Sultan. Çok teessüf ederim. Ben koskoca bir Osmanlı paşasıyım. Şu anda da mühim haberler bekliyorum. Benim öyle lüzumsuz nefes alacak vaktim bile yok. Çok teessüf ederim. Anladım paşam, anladım. Allah'a ısmarladık. Kadınlar. O ne be? Baykuş. Ölü bir baykuş. Baykuş, Abdülhamit, Baykuş. Adınız nedir? Sana ne? Masum Yahudileri öldürmek için kimden emir aldınız? Tanrı'dan. Tanrı kraliçeye söylemiş. Kraliçe de bize. Ha. Kim verdi söyleyeyim mi? Senden daha büyük olan verdi. Abdülhamit. İşte o kadar büyüğüz ki elleri kolları bağlı bir adamdan bile korkuyorsunuz. Vuramıyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki kılıma zarar gelse bunun hesabını sizden sorarlar. Bu kadar korkmayın ama. Allah'tan korkan kuldan korkmaz. Ama bizden kork. Biz senin Allah'ının kulu değiliz. He. Sen şimdi sultansın ya. İngiliz devleti tepenize bindiğinde bu paşaların var ya benim gibi subayla denk olacaklar. Senin makamına da alelade bir İngiliz valisi oturacak. Sen neyine güveniyorsun? Çoktan hükümetin beni kurtarmak için birini vazifelendirmiştir bile. Ben sonunda elimi kolumu sallaya sallaya Londra'ya gideceğim. Gideceksin. Gideceksin. Lakin benim memleketimin ormanlarından kesilmiş ağaçlardan yapılan bir tabutun içinde. Valide Sultanımız teşrif etmişler. Öyle ya. Bizi bir güzel hizaya çekti. Dayın ve senin yüzünden mahcubiyet yaşadım. Buyur otur. Validem, maksadım sadece dayımı kurtarmaktı. Kötü bir niyetim yoktu benim biliyorsunuz. Yani ne yapsaydım? Başka bir şey gelmedi aklıma. Evladım,
Yaptığımız her hamle bize zahmet olarak geri dönüyor. Bundan böyle bir şey yapmadan evvel oturup istişare etmek gerekir. Özellikle aldığın kararlar başkalarının hayatını ilgilendiriyorsa. Peki validem. Merak etmeyin siz. Şimdi senden bir şey isteyeceğim Abdülkadir. Derhal dayına bir pusula yazacaksın ve hemen saraya geri dönmesini söyleyeceksin. Dayım nerede ki? Alman seferinin hanesindedir. Senin benden hala bilmen gerekmez mi bunu? Hani sen göndermiştin ya o yaptığın şahane tertibinle dayını daha da müşkül duruma sokarak. Ne çabuk unuttun. Kaldır başını evladım. Ben senin için kelam ederim ki yaptığın hataları bir daha tekrarlamayasın. Şimdi dayına söyle, artık hünkârımızın hükmüne razı olması gerektiğini anlat. Bundan böyle hünkârımız iradesiyle ne buyurursa odur. Benim de sizden bir muradım var validem. Söyle evladım. Efendimiz birkaç nasihat etti. Bir şehzadeyken kendisi ticaretle uğraşırmış. Ben de ticaretle uğraşmak niyetindeyim. Ne güzel düşünmüşsün. Lakin yeteri kadar param yok. Bana bir miktar borç verir misiniz validem? Sen böyle güzel bir yolda oldukça ben senden hiçbir şey esirgemem. Kuruşu kuruşuna helal biriktirdiğim paradır. Aferin sana. İktisadi ve ticari meselelerde tecrübe sahibi olman çok önemli. Bu hünkârımız da çok mutlu edecek. Bu ticaretten çok kâr edersen hünkârımız mesut olur mu? Evladım, çok kazanman veyahut kaybetmen değil ki önemli olan. Önemli olan dürüst ticaret yapman. Sen bu istikamette oldukça hünkârımız çok memnun olacak. Hemen korkmayın canım. Baykuş. Ölü bir baykuş. Ancak bu baykuş bundan sonra ben istediğim kadar, ben istediğim zaman size musallat olacak. Beyler. Bu baykuş talihli. Çünkü uyuyabileceği bir kutusu var. Oysa Abdülhamit öldüğü zaman yatabileceği bir tabutu olmayacak. Evet. Takdim edeyim. Neşeli mizacıyla Mahmut Paşa. Hindistan'dan Prens Madal. Hong Kong valimiz Mao Hu. Güney Afrika valimiz Mr. Johnson. Ve Mehmet Paşa, Mısır mesulümüz. Mehmet Paşa'yı tanıyorum. Kendileri daha düne kadar payitahta tabiydiler. Ancak bugün görüyorum ki hür bir Mısır var. Mahmut Paşa, gördüğünüz gibi kimi memleketlerde yerli emirleri, kimi memleketlerde de kendi İngiliz subaylarımızı idareci olarak atadık. Londra'da oluşan bu yeni nizamın tek sahibi sadece kraliçe değildir. Büyük şirketler ve sermaye sahipleridir. Ve paranın da milliyeti olmaz. Bu süreç sizin için zorlu geçecek Mr. Mahmut. Merak buyurmayınız.
Abdülhamit'i kafese kapatırsak her iş hallolur. O kadar kolay değil Mahmut Paşa. Sadece Abdülhamit değil, bir milletten söz ediyoruz. Eski bir İngiliz başbakanı, Osmanlı'yı yıkmanın tek yolunun Kur'an'ı ellerinden almak olduğunu söylemişti. Sizinle din konuşacak değilim. Bizler sadece hür ve müreffeh bir yaşam istiyoruz. Yoksa dinimizi değiştirmek falan istemiyoruz. Size dininizi değiştirmekten söz etmiyorum Mahmut Paşa. Lakin iktisadi meselelerde mutlaka bizim emirlerimizi dinlemelisiniz. Prens Madhav, Hindistan'a hürriyeti getirmek için çok uğraştı. Bizler Hindistan'ı yönetmek için önce Londra'dan yöneticiler gönderdik. Lakin yerel halk buna karşı çıkınca bizler Hindistan'ın en seçkin eğitim kurumlarından en başarılı 200 öğrenciyi alarak Londra'ya götürdük ve eğittik. Görünüşte Hintli, lakin İngiliz kültürünü benimseyen bu gençler şimdi Hindistan'ın maliyesine, mekteplerine ve ordusuna hakimler. Bay Herbert, biz o kadar zorlanmayacağız. Biz o kadroları çoktan yetiştirdik. Sizler Londra'nın izniyle memleketin yönetimini bana veriniz. İstanbul'u ben yöneteyim. Sizler de beni idare ediniz. Bu memlekete hürriyet gelecekse ancak sizlerin sayesinde gelecektir. Mr. Parvus, size referans oldum. Ve bu zat sizin bu toplantıya katılmanızı tavsiye etti. Sizin hürriyet fikrine, liberalizmin ilkelerine ve kraliyet ailesine sadakatle bağlılığınızı biliyoruz. Mahmut Paşa. Bugün Abdülhamit'in saltanatının sona erdiği gün. Tarih belki sizi bu şekilde hatırlamayacak, lakin bizler bu yaptığınız hizmeti asla unutmayacağız. Sizi kraliyetin ve sömürge nezaretinin verdiği yetkiyle Osmanlı Yüksek Komiseri olarak tayin ediyorum. Komiser değil Bay Herbert. Osmanlı Kralı. Kral. Sermaye tamamdır. Bizim sermayemiz para değil. Dürüstlüğümüz olacak şehzadem. Benim de arzum bu Sabahattin. Sen adamı tetkik ettin mi? Yani malları böyle kelepir fiyatına vermeye razı mı? Ettim pek tabii. Güzelce ticaretimizi yapacağız. Malları da adamı da tetkik ettirdim. Hileli tarafı yok, merak etme. Güzel. Bu malları alarak adamın ticaret hayatını kurtaracağız. Yoksa herif batacak, perişan olacak. Hem ticaret yapacağız, hem de bir adamın müşkülünü halledeceğiz. Pek tabii öyle kardeşim. Eğer ticaret yapıyorsan yazacaksın. Kayda alacaksın. Nedir bu? Malları aldığına dair bir evrak. Ha. Sen imzayı atıp mührü vurduğun vakit mallar bizimdir kardeşim. Bay Herzl, Filistin'de bir hamle yaptı ama başarısız oldu. Bay Herzl'ı
Abdülhamit'in hafiyelerine dikkat etmesi konusunda uyarmıştım. Sizin bu vali dediğiniz adamlar bile Abdülhamit'in hafiyesi olabilir. Bu adamlar defalarca sınandı Mahmut Paşa. Tıpkı sizin gibi. En ufak bir ihanetlerini hissetsek ya da dostlarını sattıklarını bilsek o gece uykularından uyanamazlar. Siz payitahtta daha uzun süre kalacak mısınız? Sultanın elinde almak mecburiyetinde olduğumuz bir ajanımız var. Filistin'deki hamlede yakalandı. Lakin merak etmeyin, sizi bu işe bulaştırmayacağız. Siz kendi vazifenizi yapın, yeter. Sara, her şey ziyadesiyle muğlak benim için. Kendini iyi hissediyorsan rica ederim durumu aşikar edecek bir iki kelam et. Uyan artık. Payitahta iyice bak. İhtiyarlar solucan gibi korkudan büzüşmüş. Çocuklar istikbalsiz. Kadınlar kara peçeler ardından soluyor. Abdülhamit göğü kaplamış, şimşekler gibi gürlüyor. Dolu olmuş yağ yok. Çiçeğe, ağaca, umuda bile tahammülü yok. Vuruyor da vuruyor zorba. Biliyorum. Biliyorum lakin evvela ivedilikle Melike'yi o rezil saraydan kurtarmalıyız. Melike'nin o sarayda olması bizim şansımız. Vazifesini bitirmeden o saraydan çıkmamalı. Ne vazifesi? Melike'nin bu hayatta elemi de emeli de aşikar. Babasının İntikamını almadan huzuru bulmayacak. Sara delirdin mi sen? Melike o koca sarayda tarihin en zalim sultanına karşı ne yapabilir ki? Her an hayati tehlike içinde. Telaş etme. Melike sultanın itimadını sağlamış durumda. Gel. Melike. Meleğim benim. Tanrım, inanamıyorum. İnanamıyorum. İyi misin? İyilik. Kardeş, mazinin eski bir alanı artık. Bundan sonra iyi olmayacağız. Ne yapacağız peki? İramit'ini bulacağız. Nasıl? Daha evvel paşanın peşindeyken Hiram bizi buldu. Ya Hiram'ın nerede olduğunu biliyordur paşa ya da bizim onu nerede bulacağımızı. İkisi de olur. O... Adam Osmanlı paşası. İş yapmayacağız kardeş. Sadece soracağız. Şu evraka bak Sebahattin. En hasından Şehzade Abdülkadir kokuyor. Ayrıca şöyle büyük tüccar havalarında mağrur, vakur bir edayla imza ettik evrakı. Görmeliydim pederim. Bu Abdülkadir safın biri. Seviyorum da çocuğu. Yani baksana ne zaman müşküle düşsek derdimize derman oluyor. Abdülhamit zorbadır. Lakin şöyle tartıya vursan kafası da 100 okkadır. Abdülkadir misali bir safderun nasıl böyle olmuş mana veremiyorum. Sebahattin. Bu oğlan kesin dayısına çekmiş, kesin. Ama bakma sen. Gene de
Abdülhamit'i en çok Şehzade Abdülkadir sever. Yani davranışları falan asidir ama Abdülhamit ölse inan bana en çok Abdülkadir ağlar. Yok canım. Öyle öyle. Bak bu Melike Abdülhamit'i zehirleseydi dediklerimi görürdün. O da saraydan firar etmiş. Malumata bak. Melike Yıldız'dan kaçtığına göre kesin Sara Hanım'a gitmiştir. Muhtemelen. Malumata bak. Malumata bak. Ben bu evrakı Herzl'a götüreyim. Gümrükten silahları alsın. Payitahtta şenlik başlasın. Kardeşim Abdülkadir'in hakkını da teslim edin ama. Sebahattin, yüklü miktarda silah ticaretinden kardeşin Abdülkadir'e de elbet bir iki kuruşun düşecektir. Çok kral adamsın Peder Bey. Öyle mi? Melike kardeşim, günlerdir nerelerdesin diye merak içinde kıvranıyorum. Şimdi karşımdasın lakin neler olduğunu anlatacağın yerde susuyorsun. Abdülhamit bizim bildiğimiz gibi biri değil. Abdülhamit herkese yardım eden, garibanlara karşı çok müşfik. Acizlere el uzatan, kendi elleriyle Ermeni bir gence takma bacak yapan. Çok vicdanlı ve merhametli biri. Sen aklını kaçırmış olmalısın. Tarifini verdiğim melek, babamızın katili. Hürriyet düşmanı bir zalim. Melike, zannımca sen sarayda hafızanı değil, beşeriyetini kaybettin. Benim tanıdığım adam katil olamaz. Onun her kelamında güzellik, her nazarında itimat var. Ben yaradanına kul, halkına köle olan muazzam bir şahsiyet gördüm onda. Hakikaten muazzam bir şahsiyetmiş. Baksanıza, babamı öldürüyor, beni vurduruyor. Üzerine de kız kardeşime metiyelerini düzdürüyor. Samir ölümden döndü Melike. Abdülhamit'in hafiyesi basmış kurşunu. Senin inançların zayıflamış. Hafızanı kaybetmen, ruhunun ayarını bozmuş. Sana bazı şeyleri hatırlatmam lüzum eder. Hadi gidelim. Dur Sara. Üçümüz de aynı anda, üstelik gündüz vakti dışarı çıkamayız. Karanlığın örtüsüne ihtiyacımız var. Senin muharrir hissiyatın pek kuvvetli Samir. Tebrikler. Mr. Herbert. Payitahta teşriflerinizin sebebi nedir? Bizim için Filistin'de arkeolog olarak çalışan bir adamımızı tutuklamışsınız. Sanırım ölülerle alakalıydı adamınız. Bunun anlamı nedir Tahsin Paşa? Arkeolog dediğiniz adam, eli silahlı bir katil Mr. Herbert. Birbirimizi kandırmayalım. Hünkârımızın huzuruna çıktığınızda bu lakırdıları etmenin bir lüzumu yok. Muradınız neyse dürüstçe söyleyin ki ettiğiniz kelam kıymet olsun. Buyurun. Sen bekle. Paşam. Sen de kimsin? Ömer. Ne istiyorsun? Paşam işitmişsinizdir. Hiram diye bir kefere vardır. Hünkârımızın canına kastetti. Sen asker misin? Değilim. Hafiye misin? Değilim. Ben seni tanıdım. Sen o gece de gelmiştin. Evet paşam.
Ben Hiram denilen alçağı arıyorum da tanır mısınız? Nerededir? Nerelere gider gelir? Bilir misiniz? Sen o gece de böyle densiz densiz konuşmuştun. Sen kimsin de bana sual ediyorsun be? Çekil, çekil. Paşa, o Hiram keferesi anamın canına kastetti. Anlayacağın mesele mühim. Eğer bir şey biliyorsanız Hiram hakkında lütfedip söyleseniz. Ben nereden bilecekmişim Hiram'ı Miram'ı? Hem senin ananı da tanımam. Zaten bu memlekette bir tek senin anan mı ölüyor? Geçmişin karşıma. Anam da anam, anam da anam. Çekil be çekil, çekil. Paşam! Adam gibi sual ettik, anlamadın. İlla can yakalım. Cana kıyalım mı istiyorsun? Ver, ver dur! Eğer bu vakitten sonra kendi canımı düşünürsen geberip gideyim de leşimi kargalar yesin. Bu vakitten sonra haine sual etmem. Mahkeme kurmam. İhaneti gördüğüm vakit infaz ederim. Ver! Eğer kendi koluna sıkan ihanet içindeyse kendi kafasına da sıksın paşa. Ver! Hünkârım. Buyurun. Kraliçe Victoria'nın size hususi selamlarını getirdim Sultan Hazretleri. Selam göndersem Londra'ya gidip gidemeyeceğiniz müphem. Ben kendisine selamımı başka türlü göndereceğim. Buyurun, bir maruzatınız varmış. Haşmet Meap Hazretleri, Filistin mıntıkasında bazı hadiseler olmuş. Bir iki İngiliz vatandaşı istemeden olaylara karışmış. Ve üzücü hadiseler olmuş. Sizin üzücü hadiseler dediğiniz, Yahudileri katletmeye azmetmişlerdi. Biz bizzat selam gönderen kraliçenin emriyle bunu yaptıklarını düşünüyoruz. Asla. Asla. Bu insanlar toprağın altındaki tarih eserleri bulup dünya kültürüne armağan etmek için Filistin'e gitmişlerdi. Bizi suçluyorsunuz. Deliliniz var mı? Delillerimiz Filistin'de kaldı. Leşlerinizi buraya kadar getiremedik, Sir. Şevket Meap Hazretleri, İngiliz hükümeti her zaman Osmanlı'nın iyiliğini istemiş ve menfaatlerini korumuştur. Bildiğimiz üzere bir İngiliz vatandaşını tutsak etmişsiniz. İngilizler ve Osmanlı arasında imzalanan anlaşmalara göre bu adamı serbest bırakmanız gerekiyor. Bu anlaşmalar bizim saltanatımızdan önce yapılan anlaşmalar. Lakin ceremesini biz çekiyoruz. İcab eden yapılacaktır. Sir! Unutmayın. Müslümanlarla uğraşanlar en beklemedikleri anda ölümü tadacaklardır. Ve ölüm aniden gelir. Gümrükten silahları tereyağından kıl çeker gibi alacağım. Şimdi sıra Osmanlı Bankası evvela ablukaya alınacak, sonra da tüm sermayesiyle kaldırılacak. Biraz kaba lakin oldukça açıklayıcı oldu Hiram. Bay Erzul, her şey iyi hoş da ufak bir meselemiz var. Umarım ufaktır Bay Pastırmacı. Osmanlı Bankası'na baskın vermek büyük iş. Çok adama ihtiyacımız var. Sizde sürüsüne bereket adam vardı, ne oldu? Ermeni cemaatleri çetemize adam yığmaktan vazgeçtiler.
Osmanlı Bankası'na baskından geri duruyorlar. Ayak diriyorlar. Sebep? Ermeniler Osmanlı tevası olmaktan memnunmuş. Karınları tok, sırtları pekmiş. Sen bunu bana şimdi mi söylüyorsun? Ahmak! Dalga mı geçiyorsun benimle? Burası payitaht Bay Herzl. Dengelerden malumatınız yok. Sadece Müslümanlar değil, Ermeniler de Abdülhamid'e hünkâr olarak, sadakatle ve insan olarak bağlılar. Bana ne bunlardan, bana ne? Tam harekete geçeceğimiz sırada ağzından çıkan kelamlara bak. Bana bakın Bay Herzl, tavrımın hudutlarıyla oynamayın. Beyler! Sükunet lütfen. Abdülhamid'i yiyeceğiz, birbirimizi değil. Bu meseleyle ben ilgilenirim. Bana Ermeni cemaatinden en çok sevilen üç kişinin ismini vereceksin. Yine eğlence mi tertipleyeceksin sersem? Önce o üç mübarek Ermeni'yi öldüreceğim. Sonra da basacağım yaygarayı. Müslümanlar Ermenileri katlediyor diye. Bu işte muvaffak olursanız Ermeniler silaha sarılmakta beis görmez olur. İşler bu tertip. Her şey senin için. Sana Ermeni silahşörler kazandırmak için. Üç tane Ermeni'nin lafı olmaz herhalde. Öldürdüğün Müslümanların intikamını alıyormuşsun havası vereceksin. Tam olarak öyle. Müslümanlarla Ermeniler ölümüne kapışmaya başlarsa ben size Osmanlı Bankası'nın yanında payitahtın anahtarını da veririm Bay Herzl. Hünkârım, şimdi Filistin'de yakaladığımız o casusu öylece bırakacak mıyız? Ah paşa bak. Benden önceki hükümdarların imzaladığı o fermanlar olmasa, onlar elimi kolumu bağlamasa, ah paşa bak. Her hükümdar kendisinden önceki idarecileri sırtında taşır. Bu hep böyledir. İster aynı siyasetten olsun, ister olmasın. Üzülüyorum hünkârım. Bu adamı sorgulayıp konuşturacağımız, mahkemeye çıkartıp cezasını keseceğimiz yerde öylesine bırakıyor olmak kanıma dokunuyor. Paşa, bu İngiliz casusa Osmanlı subaylığı teklif etsek? Af buyurun hünkâr. Bana Mahmut Paşa'yı çağır. Emredersiniz hünkârım. Şehzademiz Abdülkadir'in imzaladığı evrak. Artık ortak sayılırsınız. Siz bir üstadsınız Mahmut Paşa. Bu evrakla silahları gümrükten meselesiz çıkaracağız. Mahmut Paşa bir çita kadar hızlı, tilki kadar da kıvraktır. Yani Hiram, sen ağzını açınca bütün yaşama şevkim damarlarımdan çekiliyor. Sizi keyiflendirmek vazifemizdir paşa. Hala. Özür dilerim ama dikkatimi veremiyorum. Şu Ermeni isimleri hayırdır? Duyduk ki Ermeni çeteler adam bulamıyormuş. Biz de birkaç tanesini gebertelim. Ortalık biraz hareketlensin, şenlensin dedik. Âlâ. E tabi. Ölüm pazarında insanlık ayağa düşer. Adam alıp satmak kolaylaşır ve hareket kabiliyeti fazlalaşır. Piyasalar canlansın da 3-5 adam ölmüş ne önemi var? Önemli olan kimsenin bizi rahatsız etmemesi. Rahatsız eden demişken şu senin Ömer, zıvanadan çıkmış gibi karşıma dikildi it herif. Seni arıyormuş serseri. Ben onu geberteyim. Geberteyim de anacığının yanına gitsin. Yoksa deli dana gibi ayağımıza dolaşacak.
Yapma Hiram. İstersen her işi sen yapma. Bu kez bırakalım da harbi Müslümanlar harbi Ermenileri öldürsün. Böylece daha inandırıcı ve hakiki bir kapışma olur ki biz de bu kapışmanın seyrine doyamayız. Nasıl olacak peki? Listedeki Ermenileri öldür ve kiliseye at. Orası kolay. Daha sonra bir şekilde Ömer'i aynı kiliseye çek. Ha bak burası zor. Müslüman bir genci kiliseye sokmak zordur. Ama imkansız da değil. Daha sonra galyana gelmiş Ermeni cemiyetleri o kilisenin etrafını sarsın. Ermeni katili Ömer'i bulsun ve derisini yüzsün. Eti senin, kemiği benim. Yani cana susamış Ermeni cemaatinden bize et ve kemik kalır mı bilemem ama dediğin gibi olsun. Bu ne? Beni paşa yapmaya mı karar verdiniz? Yok. Serbest kalacaksın. Lakin saray asker dolu. Çıkarken seni görürler. Belli mi olur? Bakarsın bir tanesinin kafası atar. Çeker silahını. Ömür boyu hapis yatmaya göze alır. Kafana sıkar, beynini patlatır. Yapar. O yüzden iyisi mi sen şunları giy. Seni saraydan Osmanlı subayı kılığında çıkaralım. Sizin için çok üzülüyorum. Öyle mi? Niyeymiş o? Benim ölmemi bu kadar çok isterken aynı zamanda ölmemden korkmanızdan. Emin olun Londra'daki küçük barlarda içerken bunu hep anlatacağım. Kulaktan kulağa Osmanlı askerinin korkusu diye bir hikaye yayılacak. Senin adın neydi? Hikayeyi doğru anlatayım diye. Sanki Ege. Tosun, bak bakın buraya. Buyur abi. Sen beni tanımıyor musun oğlum? Hayır abi. Asiye teyzen iyi tanırdı ama. Asiye teyzemi kaybettik abi. Şerefsizin biri öldürdü. Doğru konuş lan. Ne doğru konuşacağım be? O şerefsizin sülbü kurusun. Kefer ateşine yansın inşallah. Onu bulursam ben öldüreceğim. Al, buldun. Asiye teyzeni ben öldürdüm. Hacı da alnına çiziktiriverdim. Ne olacak? Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim lan seni. Ne istedin lan Asiye teyzeden? Dur lan. Al şu mektubu. Bunu Ömer abine ver, tamam mı? Al. Yürü lan. Sizin de aklınız iyi çalışıyormuş. Bana bunları giydirmekle iyi akıl etmişsiniz. Çok konuşuyorsun, yürü. Şimdi bir de bana birinci sınıf tren bileti alırsanız çok memnun olurum. Hiç merak etme. Paşam, paşam. Hünkârımız emretti. Henüz bu keferenin suali bitmemiş. Geri getirilmesini istiyor. Yapacak bir şey yok. Buyurun. Bu kazanlar beş para etmez mi amca? Etmesin. Al götür. Asun Usta niye satıyorsun?
Ocak söndü be evlat. Çorban mı kaynar artık? Ömer abi. Ömer abi. Ne oldu oğlum? Hiram yolumu kesti. Bunu verdi bana. Gece saat 10'da Fener Kilisesi'nde seni bekliyorum. Hesaplaşacağız, yalnız gel. Destur! Güzel fotoğraf olmuş. Bir surette ben kendime istettim. Cengaverlerimizden hatıra. Âlâ. Mahmut Paşa bilirsiniz. Kemalettin ve Celal'i Filistin'e yollamıştık. Malumumuzdur hünkârım. Kendilerinden pek güzel havadisler alıyoruz. Celal Bey de Kemalettin Bey de vazifelerini layığıyla yerine getirmişler maşallah. Maşallah. Lakin bir müşkülümüz var. Nedir sultanım? Bu İngiliz sömürgeler müsteşarı payitahtta. Öyle mi? Hiç duymadım. Siz eski adliye nazırı mısınız? Müşkülümüz şu. Bu İngilizlerin içine bir hafiyemizi yerleştirmiştik. Filistin meselesini bize haber eden de kendisi. Tabii cengaverlerimiz oraya baskın yapınca biz de hafiyemizi alıp geldik. Şimdi de İngiliz sömürge müsteşarı hafiyemizi kendi ajanları olduğunu düşünerek geri istiyorlar. Harfiyen öyle. Şimdi öğrenmek istediğimiz şu. Bu İngiliz hafiyesi kendi devletinin müsteşarını öldürürse o memleketin vatandaşlığından çıkmış olmaz mı? Böylece hafiyemizi de İngilizlere teslim etmemiş oluruz. Tam söylediğiniz gibi hünkâr. Tahsin Paşa'm. Bu İngiliz müsteşara dersini vermek için hafiyemizi salıverin. Emredersiniz hünkâr. Hünkârım. Yani sizin dehanıza şaşmamak elde değil. Allah uzun ömürler versin. Allah uzun ömürler versin. Hünkârım, Mahmut Paşa'nın İngiliz müsteşarıyla bir muhabbeti var mıdır? Olmaz olur mu paşa? Olmaz olur mu? Şimdi kendisine gidip kurtarın canımızı diyecektir. Şipşakçı. Buyurun paşam. Nereye? Tahsin Paşa'ya. Bazı fotoğraflar vardı da suretini verecektim. Ver bakayım. Ay ne çirkin, hiç beğenmedim. Sultanımız Abdülhamit Han'ın bu fabrika fotoğraflarını niye sevdiğini hiç anlamış değilim. Aa, işte iki kahraman evladımız. Celal ve Kemalettin beyler. İkisi de çok büyük asker olacaklar, çok. Bu ortadaki kim? Sultanımızın Filistin'deki hafiyesi. Öyle mi? Kargapolos. Bu fotoğraf iki kahramanımızın hatırası olarak bende kalsın. Sen Tahsin Paşa için bir tane daha tab edersin. Hadi git.
Bilirim. Gitme desem de gideceksin. Duramam baba. Pekala evlat. Bu kapıdan çıktığın Ömer olarak bir daha giremeyeceksin. Bir başka Ömer olacaksın. Eğer gidersen bundan sonra çok dikkatli ol. Pusu kurarlar. Sırtından vururlar. Yoldan çıkarır. Tevbeni bozdururlar. Dünya denen kepaze bir hamam tası gibidir evlat. Elden ele dolaşır durur. Varır biraz sen eğlenirsin. Varır sonra başkası. Dünyaya meyletme. Neyin peşinden koşarsan onun esiri olursun. Biz Allah'tan başkasına esir olmayız. Unutma. Nasibin gelir bulur seni. Hadi evlat. O üç Ermeni'yi oltaya getirdim. Kiliseye gelecekler. Dua ederim de bir aksilik çıkmasın. Onları kilisede öldüreceğim. Orada edeceğim dua da kabul olacaktır. Merak etmeyin Bay Herzl. Vakti çok muntazam şekilde kullanmalısınız. Ömer kiliseye gelmeden hemen önce öldürmelisin onları. Siz silahları ne vakit alacaksınız? Ömer linç edilirken Ermenilerin silahlanmış olması gerekiyor. Ben silahları almaya gidiyorum. Yağ, şeker, un hazırsa helvaya başlayabiliriz Bay Herzl. Malzemeler tamamına erer de bakalım sizin hünerlerinizin hududu nedir? Bak Melike, iyi bak. Bu ok başı Abdülhamit'in mührüyle imal edilmiştir. Ve ancak Abdülhamit'in izniyle yayından çıkabilir. Bu oka babanın kanı bulaşmış. Melike'nin üzerine çok gitmiyor muyuz Sara? Yorgun, dinlensin. Unutmak hayatı katletmektir Samir. Unutmak yok. Bu Melike ile senin hakikatin. Yüzünüzü gerçeklerden döndürdüğünüz an ebedi karanlığa mahkum oldunuz demektir. Siz razı olsanız da ben buna razı olamam. Sen Abdülhamit'in marangozhanesine girebilirsin. Ama karanlık dünyasına asla ilişemezsin. Kapalı, sırlarla dolu odalarda korkunç cürümler işlenir. Aklı ziyan kararlar alınır. Orada her gün yüzlerce canın katledilmesinin hükmü verilir. Aynı baban. Abdülhamit'i durdurabilecek yegane cephe Batı medeniyetidir. Ve bu kutsal medeniyet kahramanlarıyla yol alır. Sen, ben ve Samir bu kahramanlığın adı mı olacağız yoksa utancı mı? Karar vermek zorundayız.
Kan. Yine kan. İtirazını bu sefer kabul etmeyeceğim. Hemen hekim getireceğim. Koş abi çabuk. Bu tür yerler pek haz ettiğim mekanlar değildir. Lakin siz çağırınca... Gelmeniz isabetli oldu. Çünkü ben sizin otelinize gelemezdim ve ertesi gün sizin cesedinizi bulurlar. Ne demek istiyorsunuz? Abdülhamit size öyle bir oyun oynamış ki ve siz de yutmuşsunuz. Kurtarmaya çalıştığınız İngiliz ajanınız, Abdülhamit'in hafiyesi. Nasıl olur? Olmuş işte. Ben artık kraliçeniz bile Abdülhamit'in hafiyesi çıkacak diye korkar oldu. Adamınız bir Osmanlı mülazımı. Siz onu İngiliz ajanı diye kurtarmaya çalışıyorsunuz. Abdülhamit de salıvermek zorunda. Maksadı ne? Maksadı... Bu Osmanlı hafiyesi, yani sizin İngiliz ajanınız, sizi öldürecek. Hal böyle olunca İngiliz vatandaşlığından azledilecek. Tabii Osmanlı Devleti'nde muhakeme edilecek. Az bir kürek cezasıyla da serbest kalacak. Hafiyeliğine de devam edecek. Bay Herbert, bu adama itimat etmeyiniz. Hesabı da siz ödersiniz artık, Bay Herbert. Gel. Abla. Gel kardeşim. Otur. Makbule açtı gözlerini. Ne dedi? Söyledin mi Mahmut Paşa'nın adını? Seniha kızı kendine gelin aldı Mehmet. Valide Sultan geldi buraya kadar. Seniha'ya gelin verdi kızı. Tabii kız da gözünü açınca kendine hücum edenin kim olduğunu görmediğini söylemiş. Çok hususi ve sinsi bir zehre maruz kalmış. Nasıl bir zehre? Kim efendi? Yavaş yavaş vücuda dağılan, ağırlığını aniden hissettirmeyen... lakin tesiri kaçınılmaz. Nihayeti felç olan pek tehlikeli bir zehir. Ne manaya geliyor bu söyledikleriniz? Nasıl kurtulur? Bize onu söyleyin. Kuzey Afrika'da yetişen bir çiçekten elde edilir. Çiçeğin kökü zehirdir. Lakin yaprağı panzehirdir. Bu çiçeğin burada ne işi var? Yıllar önce hünkâr Abdülhamit'in emriyle Kuzey Afrika'dan getirtip Yıldız Bahçesi'nin bitki familyası arasına yerleştiren ilim heyetinde bendeniz de vardım. Tanrım. Ben orada... Yine Abdülhamit. Ama neden? Bu çiçek olmadan zehri vücudunuzdan atmak imkan dahilinde değil maalesef. Kızıl Sultan bana yine saraya döneceğimi söylerken
Demek bunu kastediyormuş. Şehzade Abdülkadir beni bitkilerle, çiçeklerle dolu bir bahçede dolaştırmıştı. Müsaadenizle. Oraya dönemem. Oraya dönersem bu sefer Abdülhamit beni sağ bırakmaz. Oraya dönmeyeceksin. Eğer lüzum ederse o bahçeyi buraya köküyle getiririm. İşte şimdi Melike gibi olmaya başladın. Şimdiden iyileştiğimi hissediyorum. Ölmene izin vermeyeceğim. O çiçeği bize kimin getireceğini biliyorum. Mehmet Paşa. Bizim adaletimizden korkup sefirin hanesine sığınmışsınız. Niçin yaptınız bunu? İzah edin. Beni Alman sefaretine çağıran bir pusula aldım hünkârım. Meselenin çok mühim olduğu yazılıydı. Mutlaka gitmem gerektiği söyleniyordu. Ben pusulanın mahiyetini öğrenmek maksadıyla sefarete gittim. Başka bir gayem yoktu. Kim yazmış peki o pusulayı? Mahiyeti nedir? Bir malumat edinemedim hünkârım. Ben sefarete vasıl olduğum zaman ne sefarettekilerin bir malumatı vardı ne de beni bekleyen biri. O gece Şehzadem Abdülkadir Efendi ile beraber mi saraya girdiniz? Evet hünkârım. Kızımız Makbule o gece bıçaklı bir hücuma maruz kaldı. Bu işte bir dahliniz var mıdır? Hayır hünkârım. Şehzade Abdülkadir Efendi ile saraya beraber girdik. Lakin ne Makbule'yi ne de saray halkından başka birini görmedim. O halde bir de kızımıza sorun. Hasan Paşa. Makbule kızımızı çağırın. Emredersiniz hünkârım. Bay Herzl, ben payitahttaki ayakçıya da, paşaya da edeceğim kelamı iyi bilirim. Siz bekleyin. Hayırdır ağam? Sandıklara bakalım. Ne var ne yok. İmzayı nazarı kaçırdınız galiba. Şehzademizin hususi mallarıdır. Hünkârımızın emridir. Kayırma, kaytarma olmaz devlet işinde. İsminizi söyleyin o vakit. Şehzademize belirtelim. Eminim sizin gibi namuslu, vazife sahibi insana nişan takmak isteyecektir. Neyse, yükleyin de gidin, yol alın. Hadi yükleyin, hadi. İte buyuracağın nakaratı bilmezsen ısırığı çok olur. Bu devlet terbiyesi altındaki bir ite laf anlatmak hüner değildir. Silahlarımızı ele geçirelim. Siz hüneri o zaman göreceksiniz. Kızım evvela Allah sağlık sıhhat versin. Amin hünkârım. O gece sana hücum edeni hatırlar mısın? Mehmet Paşa'nın bu işte bir dahli var mıdır? Hayır hünkârım. Ben Mehmet Paşa'yı tanırım. Bana hücum eden o değildir. Sana hücum edeni hatırlar mısın peki? Hayır hünkârım. Lakin Mehmet Paşa'nın yapmadığından eminim. Peki kızım, çıkabilirsin.
Hünkârım, şahsımı aniden bu debdebeli harbin ortasında buldum. Kesinlikle zat-ı halinize ve devletimize ziyan gelsin istemedim. Hünkârım, affı şahaneye mazhar olmak isterim. Mehmet Paşa, biz sizi muayyen bir işe memur ettik. Bundan böyle memur ettiğimizin haricinde hamlelerde bulunmayınız ki biz de sizi affedelim. Eğer ki bu işi yapmadınız, hiçbir işi yapmamışsınız demektir. Paşa, paşa! Bir daha adaletimizden şüphe edip sefaret köşelerinde itibarımızı zedelersen hesap divanında bu devletin sillesini yersin. Hünkârım, müsaade buyurursanız size bir malumatım olacak. Buyur paşa. Alman sefaretinden edindiğim malumata göre limana bir gemi yanaşmış. İçinde silahların olduğu sandıklar varmış. Kiminmiş o silahlar? Silahlar Ermeni çetelerine dağıtılacakmış. Çeteler kanlı bir nümayişe hazırlanıyorlarmış. Peki o silahlar gemiden indirilmiş mi? Bilmiyorum hünkârım. Asım Paşa, Kemalettin'e söyleyin, bir tetkik etsin. Emredersiniz hünkârım. Her şeyi işittim sultanım. Siz olmasanız çoktan öldüm derler. Size bir can borcum vardır desem yeridir sultanım. Olur mu hiç öyle şey evladım? Elbette ki görevimiz. Lakin korkarım. Bir fırtınadan çıktın, bir başka fırtınaya gidersin. Nasıl bir fırtınaymış o? Bıçak gibi keskin bir fırtına. Ama belki Makbule kızımıza orada yaşayacağı fırtına, burada yaşamış olduğu fırtınayı hatırlatır. İmalar, imalar, hep imalar. Makbule kızım, hekimler seyahatine bir mani olmadığını söyledi. Hem Valide Sultanımızın da emri budur. Kızım. Sıhhatin nasıldır? Seyahat edebilecek halde misin? Hekimler olur dedi validem. Bu sarayda nizam bozulmuş. Ben sorduğum sualin cevabını muhatabımdan almak isterim. Daha iyiyim Valide Sultanım. Gitmeye takatim vardır. Âlâ. Benim de ziyaretim bitmiştir. Ben 11 yaşında öksüz kalan, canımdan, kanımdan ayırt etmediğim Sultan oğlu Sultan Abdülhamit Han'ın annesi Rahime Perüstü Valide Sultanım. Kim ki bu sarayda hükümdarımızın yasak eylediklerine meyleder, 600 senelik devleti âliyenin kurallarını hiçe sayar, hükümdarımızı incitecek, devlet düzenini bozacak hal ve tavırları sergilerse, bilsin ki akıbeti felaket olacaktır. Oluyor bu? Önce beni bırakır gibi yapıp alıp sonra buraya koyuyorsunuz. Efendi, sesini yükseltme. Seni 7 parçaya böler, 7 ayrı memlekete gömerim. Bu yaptığınız memleketler arası hukuka aykırı. Ben İngiliz vatandaşıyım. Benim kılıma bile dokunamazsınız. Siz yine de dokunamazsınız demeyin de. İngiliz hükümetinin en yüksek temsilcisi sizi bizden istedi. Vermemek olmaz tabii. Bırakıyorsunuz yani. Tabii. Özgürsünüz. Tokatlayan otelinde müsteşarınız sizi bekliyor. 24 numaralı oda.
Bu arada hangi ağaçtan olsun? Ne hangi ağaçtan? Neyse. Buna da biz karar veririz. Evladım, söyleyin ve şeker restesi göndersinler. Londra uzun yol. Tabut dağılmasın. Emredersiniz hünkâr. Adımı soruyordun ya. Celal. İngiltere'ye gittiğinde anlatırsın. Gel. Şehzadem. Söyle Saffet. Size bir mektup gelmiş de aceledir diye hemen getirdim. Hiç bekletmedim. Hayırlı bir haberdir inşallah şehzadem. Çıkabilirsin Saffet. Sizi mutlu görmek en büyük arzumdur şehzadem. Şehzadem. Bizi buraya neden çağırdınız papaz efendi? Mühim bir şey değil. Öldürmek için. Ömer gelmeden kiliseyi yakacağız. Anahtarımı alabilir miyim? Bir misafiriniz var efendim. Odanızı aldık. İngilizmiş, sizin vatandaşınız. Pasaportuna da baktık. Valide Hanım da haremden çıkmaz oldu. Ne yapsın kadın? Gelini iyileşsin de eve getirebilsin derdiyle haremde fır dönüyor. Ah pederim. Şakası bile nahoş. Ne işim olur benim öyle hizmetkar parçalarıyla? Canım zaten o tombik kızın buraya gelebileceğine ben ihtimal vermiyorum. Olacak iş değil. Ben de aynı kanaatteyim. Lakin bir düşün. Mucize kabiliğinden öyle bir şey vuku bulsa bile. Sen izin verir misin benim onunla evlenmeme? Mümkün mü Sebat? Mümkün mü? Ben zaten öyle şarklı, çarıklı kadınlardan nefret ederim. Ben de. Senin annen her ne kadar sultan olsa da benim hususi tercihim her zaman garplı hanımefendilerden yana olmuştur. Eğer bir gün izdivaç yapıp birini haneye getireceksen de bunun babanın hasretini teselli edecek bir hanımefendi olmasını tercih ederim. Ben de pelerim, ben de. Aa. Hoş geldin hayat iksirim. Hoş bulduk Mahmut. Kızım. Gel içeri. Gel hadi çekinme. Aa. Bir kelam etsenize Mahmut Paşa'm. Müstakbel gelininiz. Hoş geldin kızım. Öp kızım paşanın elini. Ver buğdağını. Seniha. Sabahattin. Tanıştırayım. Müstakbel Sevcan.
Gerçi o vakte kadar haremde kalacak. Lakin önce bir gör istedim. Hoş geldin desene evladım. Ah validem, ah. Öyle sarsıcı bir heyecanın ateşi benliğimi sardı ki. Nahoş bir kelam etmeden ben odama çekileyim. Hain. Efendim? Sen ne yaptın? Beni öldürecektin. Yakalayın! Hava pek güzel paşa. Munis, şefkatli. İngiliz casusu bıraktık hünkârım. Otele vasıl olmuştur. Âlâ. Âlâ. Şimdi pek mesuttur o katil İngiliz ajanı. Yaptıklarının yanına kâr kalacağını düşünür. Hünkârım. Ahsen kızımızı haremde soruşturduk. Lakin bir netice alamadık. Nereden çıkıp gittiği bilinmiyor. Ahsen mühim. Paşa, Ahsen mühim. Sarayı elden kaçırdık hünkâr. Zannımca Ahsen bir şekilde sarayı bulmuştur. Sarada bizi bulacak paşa. Meraklanma. Bilirsin. Sarayla buluşmadan evvel Zafir Efendi'ye kalbimizi açtık. Zafir Efendi'den hükmü aldıktan sonra sarayla bir acı kahve içtik. Paşa bilirsin. Bu çiçeğin kökü zehirdir. Yaprağı şifa. Payitahttaki bütün doktorlar bunu bilir. Biz Sara hediyeyi takas için verirken... Ömer Efendi'nin annesinin her halükarda katledileceğini biliyorduk. Çünkü bunlarda harp ahlakı yoktur. Bu sebeple Sara Hanım'ı da kaptırmamak için... kahvesinin içine... bu çiçeğin kökünden koyduk. Yani bu vakitlerde ya Sara ya da bizi ona götürecek birisi bu çiçeği almaya gelecek. İram! Çık dışarı! Kiliseyi senin pis kanında kirletmeyelim. Çık lan dışarı. Nasıl? Açıp gitti kapıyı.
Yüklenin! Söğütlü Osman'dan bir haber var mı paşa? Ömer evladımızın hali pür melali nasıldır? Bir haber yok hünkâr. Lakin mühim bir havadis olsaydı gelir haber verirdi zaten. Anasızlığı bilirim Tahsin Paşa. İnsanın yüreğinde kapanmaz bir yara açar. Lakin baba olmayı da bilirim. Hayırlı evlat zırh gibidir. Bu Ömer sağlam bir zırh. Hünkârım, limana gittik. Lakin silahlar gemiden indirilmişti. Nasıl olur evladım? İçinde ne olduğunu kontrol etmezler mi? Hünkârım, o sandıklar aramaya tabi tutulacağı için iki gün gemide bekletmişler. Lakin sonrasında biri gelip sandığın içindeki malları satın almış, arayamamışlar. Kim? Şehzadeniz, Abdülkadir Efendi. Bakalım Serah Hidayah'ın içimize uzanan kolu kimmiş?